Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimizde karekökle YS Geometri Soru Bankası kitabında çemberler karma testlerinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani test 8, 9 ve 10'u çözeceğiz. Evet, test 8 soru 1 ile başlayalım arkadaşlar. CD ile AB birbirine paralel vermiş. Tamam. Burası x verilmiş. Bir de CD AB'nin 2 katı verilmiş. CD uzunluğuna k dersek AB uzunluğu 2k'ymış. Yani yarıçap burasıysa burası da kk oldu. Bir kere şurası x ise gördüğü yay nedir arkadaşlar? 2x. Yaylar birbirine paralel olduğunda kirişler birbirine paralel olduğunda ayırdıkları yaylar da birbirine eşit. Yani 2x ise burası da 2x. Ve burada yarıçap uzunluğuyla bir uzunluk eşit verilmiş arkadaşlar. En güzel ek çizim yarıçap için çizmek değil miydi? Hemen bir yarıçap çizelim. Burası da yarıçap, yani k demiştik yarıçapa, burası da yarıçap. Bakın ne oluştu burada? KKK eşkenar üçgen oluştu. Yani 60, 60 ve 60 derece. 60 ise merkez açıdan dolayı buradaki açı da 60. Ve tamamının 180 yapması lazım. Yani 4x'e ne kaldı arkadaşlar? 120 kaldı. 60'ın 180'e tamamlayanı 120 ya. 4x eşittir 120 ise x de buradan kaç buluruz? 30 derece buluruz. Yani cevap C'ye yaptı arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. Şimdi bakın. Yarıçapları aynı olan bir çemberler var burada. Burada hatta ikisi de yaylar üzerinde. O merkezinin yarıçapıyla M merkezinin yarıçapı aynı değil mi arkadaşlar? O merkezi ve M merkezi değil mi? Yarıçapları aynı olan çemberlerde ne yapıyorduk biz? Kesişim noktalarından üçgen oluşturalım. Bakın şöyle şöyle oluşturduğumuz zaman ne oluştu burada? Eşkenar üçgen oluştu. Çünkü O merkezinin yarıçapı burası da R. Burası da R. Aynı zamanda burası da R değil mi? M merkezinin R ya, burası da R oldu. Nasıl bir üçgen çıktı? Eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen çıktığı için burada kaç? 60 derece. Sonra aynı şeyi burada da oluşturabiliriz arkadaşlar. Bakın yukarıda oluşturmak bir işimize yaramadı. Burası da R, burası da R. Burada kaç? 60 derece. Şu merkez açıdan dolayı gördüğü yay kaç derecedir arkadaşlar? 60. Şurası 60 yaptı. Bakın bizden OCB açısı isteniyor. OCB yani 60'ı görüyor çevre açı. O zaman burada kaç derece olacaktır? 30 derece olacaktır. Geldik bir sonraki soruya. Burası K iken DHK iken HE uzunluğu 3K verilmiş. Burası 3K. Şimdi arkadaşlar anahtar kelimelerden de yapabiliriz ama sanki biraz sıkıntı olacak. Hani merkez var, giriş var, çeye ektik desek en güzel ekçisinde yarıçap çizmek. Yarıçap çizdiğimizde yarıçap uzunluğu da belli değil. Burada o sıkıntıyla uğraşacağız. O yüzden farklı bir şey denemek lazım burada. Burası 3K. Yarım çember ya. Tamamlasam. Şu merkezse, bunlar da birbirine paralelse, şunlar da birbirine paralelse, burası da 90 derece ya. Şu kirişin devamında ne olacak arkadaşlar? 12 olacak. Niye? Çünkü merkezden kirişe dik çizmiş olduk. İki eş parçaya bölecek. Bakın şurada bir kuvvet yok mu arkadaşlar? K ve 3K'ya baktığınız zaman. Karşılıklı çarpımları birbirine eşit değil midir? Yani K çarpı 3K eşittir 6 çarpı 18. K çarpı 3K eşittir 6 çarpı 18. 3 ile 18 sadeleşsin. 6. K kare eşittir 36'dan K'yı kaç bulduk? 6 bulduk. Çemberin yarıçapı kaçtır diye soruluyor. Tamam. K'yı 6 bulduk daha sonra içimiz kolay. Burası 6. Burası 18. Merkez var. Kiriş var. Anahtar kelimeyi şimdi kullanayım. Çek, dik. 2 eş parçaya bölecek. 18 değil yalnız. Tamamı kaç? 24'ü 2 eş parçaya bölüyor. Yani 12, 12. Buraya ne kaldı? 6. Ve en güzel ek çizim yarıçap. Yarıçapı çizdiğimizde Pisagor bağıntısından sonuca ulaşabiliriz. Burada uzunluğu bulmam lazım. Burası da 6 ise burası da 6 değil midir arkadaşlar? Bakın ne çıktı? 6, 12, 1, 2 kök 5 üçgeninden cevap direkt 6 kök 5 yapacaktır. Cevap Denizli. Geldik 4. soruya. Şimdi burada açılar alfa alfa. Peki buraya beta dersem. Gördüğü yay 2 beta ve burada bir teğetlik var değil mi arkadaşlar? Teğet kiriş açı var. 2 betayı görüyorsa burada kaçı da beta değil midir? Sonra bakın. İki iç açı bir dış açıdan buraya alfa artı beta yazabilirim. Şurası alfa artı beta. Burası da iki iç açının toplamı bir dış açıdan. Burası da alfa artı beta yaptı. Ve ne çıktı arkadaşlar? İkizkenar üçgen çıktı. Yani x direkt 12'ye eşit oldu. Cevap 12. Dördüncü sorunun cevabı. Geldik beşinci soruya. Çemberler birbirine değiyor. Hemen merkezleri birleştirelim değil mi arkadaşlar? Bunun yarıçapı kaç? 3. 3 ise 3. Büyüğün yarıçapı kaç? 9. 9 olacak. Ne kaldı buraya? 6.
Bakın hemen burada merkez T'ye çektik yapmışlar zaten. Bir Pisagor bağıntısı çıktı. Hatta özel bir açı da çıktı orada. 90'ın karşısı 6 ise hangi açının karşısı 3'tür arkadaşlar? Tabii ki 30 derecenin. O zaman burada karşımız kaç derece oldu? 30. Burası da 60. 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı da 3 kök 3 oldu. Verilenlere göre BM kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi biz BM'yi bulacağız arkadaşlar. Şu uzunluğa karşılık bir dik üçgen oluşturacağız o zaman, değil mi? Hemen şuradan bir dik çizelim. Buradan bir diki çizdiğimiz zaman Pisagor bağıntısı oluştu ve alttaki 3 kök 3 ise burası da 3 kök 3. Sonra burası 3 ise burası da 3. Buraya ne kaldı? 6. Ve Pisagor bağıntısı. Her ikisindeki ortak çarpanlar yapalım isterseniz. Hiç şeye girmeyelim. 3 kök 3'ün karesi ve 6'nın karesi demeyelim. Burası her ikisinde de ortak çarpan 3. 3 çarpı kök 3. 3 çarpı 2. Burası da 3 çarpı kare kök 3'ünde 2'nin karesi 4 artı kök 3'ün karesi 3. 4 artı 3'ten kaç yaptı? 7 yaptı arkadaşlar. Yani cevap 3 kök 7'ye eşit oldu. Cevap Ceyhan. Bir çember üzerinde alınan bir noktanın çemberin dışındaki bir doğruya uzaklığı en çok 16 birimdir. Tamam, doğru üzerinde alınan. Neyse, şekli çizmemiz lazım değil mi burada arkadaşlar? Bir şekil çizelim. O şekli de şuraya çizeyim. Bir çember üzerinde alınan bir noktanın bir doğruya olan en fazla uzaklığı kaç birmiş? 16 birmiş. Arkadaşlar merkezden şuna dik çizdiğimiz zaman bunda en kısası, bakın şuradaki noktanın buraya olan uzaklığı en kısasıdır doğrusu. Doğruya olan en kısa uzaklığı burasıdır. En fazla uzaklığını da seçmek için arkadaşlar merkezden geçen şuradaki noktayı seçmeliyiz. Yani bize şuradan şuraya olan uzaklık kaç birim verilmiş? 16 birim verilmiş. Şu 16 birim aklımızda bulunsun arkadaşlar. Burası 16 birim. Doğru üzerinde alınan ve uzunluğu çemberin yarıçap uzunluğu olan AB parçası yarıçapa eşit olacakmış. Bir AB. Şurası R birim olacakmış. AB uzunluğu R birim olacakmış. Taban kabul eden bir köşesi çemberin merkezi olan bir üçgen oluşturulduğunda oluşturduk. Ve bu arada burası R. O zaman bu yüksekliğe ne kaldı arkadaşlar? 16-R'ye kaldı değil mi? Tamam, 16'ydı. Bu üçgenin alanı da kaç verilmiş bize? 30 birim verilmiş. Yani R çarpı 16 eksi R bölü 2 üçgenin alanı değil midir? R çarpı 16 eksi R bölü 2 eşittir kaç verilmiş? 30. Yani R çarpı 16 eksi R eşittir 60 yaptı. Burada isterseniz değer verip de yapalım. R'yi kaç bulabiliriz? R yerine bakın 6 yazarsam burası da 10 yapıyor. 6 çarpı 10 60 yapıyor. Yani R'yi biz kaç bulduk arkadaşlar? 6. Çarpanlar ayırma yöntemiyle de bulabilirdiniz. Çemberin yarıçapı soruluyor bize. Cevap Balıkesir yapar arkadaşlar. Ve geldik sonraki soruya. Şimdi evet. Bir kere burada bir şey var değil mi? İlk önce bir kuvvet var değil mi? Onun karesi 5 çarpı tamamı değil midir arkadaşlar? Onun karesi 5 çarpı dış kuvvet var değil mi? Yani 100 eşittir 5 çarpı tamamına x diyelim. X o zaman kaç çıktı arkadaşlar? 20 mi çıktı? 100 bölü 5'ten. Bunun tamamı 20. Yani buraya ne kaldı arkadaşlar? 15 derece, 15 kaldı. Peki kuvveti uyguladık. Yarıçapı da bulduk. Bizden ne isteniyor? TH uzunluğu isteniliyor. Şimdi madem burası çap, burası merkez. Yarıçapımız kaç birim yaptı arkadaşlar? 7,5 mu yaptı? 7,5 yaptı değil mi? Buradan merkez T'ye çektik deyip 90 derece elde edebilirim. Bakın burası da 7,5 ve şurası da 7,5. Artık şuradan bulabilirim arkadaşlar ben uzunluğu. Şu dik üçgenin alanı hem 10 çarpı 7,5 bölü 2 hem de 12,5 değil mi burası? 12,5 çarpı x bölü 2 değil mi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Aynı zamanda dik kenarlar çarpımında yarısı. O zaman üçgenin alanından gidebiliriz. Alan eşittir 10 çarpı 7,5 bölü 2. Aynı zamanda şurası 5 artı 7,5 12,5. 12,5 çarpı x bölü 2'ye eşit. Bölü 2'ler gitti. Virgülleri de artık düşünmeyin. Her iki tarafta da virgül var çünkü. 125'i ve 75'i. 75'i 25'e böl 3. 125'i 25'e böl 5. O zaman 30 eşittir 5x. X de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 6 buluruz. Cevap Ceyhan. Ve geldik 8. soruya. 12 vermişler falandı filandı. Bak şimdi dostlar. 12 uzunluğu verilmiş. Bu yarıçap, bu da yarıçap. Arkadaşlar ben buradan bir yarıçap çizsem güzel bir şey oluşuyor. İkizkenar üçgen oluştu değil mi burada?
İkizkenar gördüğümüzde tabanına ait yükseklik çizmez miyiz? 90. Ve burası da kaç kaç yaptı arkadaşlar? 6 6 yaptı. Ve aynı zamanda ne çıktı burada arkadaşlar? 90 derece falan çıktı. Bakın. Açılara bir dalayım. Alfa, beta. Hatta alfa, beta, 90. 90'ın karşısı karenin bir kenarı. Sanki eş üçgen oluşacak arkadaşlar. Burası da alfa. Şunu da çizersem çapı gören çevre açı 90 derece ya. Ve alfa, 90, beta geçişli yapabilirim burada. Bakın şu üçgen ile şu üçgen ne oldu arkadaşlar? Eş üçgen oldu. Çünkü niye? Alfa, beta, 90. Alfa, beta, 90. 90'ın karşısı karenin bir kenarı. 90'ın karşısı karenin bir kenarı olduğu için. Karenin bir kenarı çift çizgi. O zaman buradaki alfanın karşısı 6 ise buradaki alfanın karşısı da 6'dır. Ve buradaki betanın karşısını bilmiyorum. Betanın karşısı 12. Zaten çıktı arkadaşlar. Şu 6'yı yazmam yeterli oldu. 6 var, 12 var. 1, 2, kök 5 üçgeninden burası 6, kök 5 yapmayacak mı? Ve alan ABCD isteniliyor bizden. Bir kenara 6, kök 5 bulduk. O zaman karenin alanı 6, kök 5'in karesi. 36 çarpı 5, o da 180 yapıyor arkadaşlar. Cevap Ceyhan yaptı. Ve geldik 9. soruya. Şimdi yarıçap 10, 10. Teğet var ya, merkez teğet çek, dik yapsak. Yarıçap uzunluğu 10. Hatta burası 90, burası 90, burası 90, burası da 90. Bu bir kare oldu. 10, 10, 10, 10 yaptı. 10 burası, 10 burası. Burası kaç yaptı? Burası da 10 kaldı. Şuraya da 10 kaldı. Şimdi şekil böyleyken. Şekil böyleyken soruyu çözebiliyor muyum? 10, 10 çözemiyorum. Ancak şöyle bir şey görüyorum ben. 10, 10, 10 kök 2. 10, 10, 10 kök 2 görüyoruz. Bir de 10, 20, 10 kök 5 yaptı. Bir de orta taban. Şunları yazabilirim. 10, 20, 1, 2 kök 5 üçgeninden 10 kök 5. Bir de bakın bu orta taban çizgisi olmadı mı arkadaşlar? Değil mi? Orta taban çizgisi oldu. 10 ise direkt burası ne yapacak? 5 yapacak. Şurası direkt 5 yaptı. 5, 10. Burası da 5 kök 5 yaptı. Ama şuradaki ifadeyi bulamıyorum. Sanki buradan çıkmayacak arkadaşlar. O yüzden bunu sileyim. En azından buradaki merkez teğet çektikten şunların 10, 10 falan olduğunu bulduk arkadaşlar. Onlar elimizde bulunsun. Ne yapabiliriz burada? İkizkenar olduğu için ikizkenar dik üçgeni oluşturalım bakalım. 45, 45. Burası kaç yaptı? 10 kök 2 yaptı. Sonra burada bir teğet giriş açı var. Şurada teğet giriş açıya bir yoğunlaşalım bakalım. Burası alfa ise gördüğü yer 2 alfa. 2 alfa ise bakın burada kaçı da alfa değil midir? Açılara daldık. O yüzden ne çıktı? Bakın benzerlik çıktı. İki üçgende eşit iki açı var. Ne yapıyorduk? Eşit iki açı olduğunda ortak açıya bakıyorduk değil mi? Bakın şu üçgende ve büyük üçgende ortak açı C açısı diyeyim arkadaşlar. Onu da maviyle göstereyim. Ortak açı burası. Ortak açı burası. Alfa karaladığım üçüncü açı burası. Çift çizgi ise alfa karaladığım üçüncü açı da büyükte de çift çizgidir. Bakın açı 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 benzerliği çıktı. Aynı açının karşısındakileri oranlayalım. Buradaki karaladığım açının karşısı x, karaladığım açının karşısı büyükte 10 kök 2. Yani x bölü 10 kök 2 eşittir. Çift çizginin karşısı 10. Çift çizginin karşısı yazalım. 10 bölü 10, 20, 10 kök 5 değil miydi arkadaşlar burası? Şurası 10 kök 5'ti. O zaman çift çizginin karşısı 10'un çift çizginin karşısı 10 kök 5'e oranı. Onlar gitti. O zaman x 10 kök 2 bölü kök 5. Kök 5 ile çarptığım zaman 10 kök 10 bölü 5. Yani o da gitti gitti. 2 kaldı. 2 kök 10'a eşit oldu cevap. Cevap Balıkesir. Zaten çemberde uzunlukta sıkıştığımız zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Açılara dalıp yani ilk önce anahtar kelimeler olmadı. Kuvvet olma, o da olmadı. Benzerlik yapıyorduk. Benzerlik için de açılara dalmamız yeterliydi arkadaşlar. Geldik 10. soruya. ED uzunluğunu 15 vermişler. AB uzunluğunu 20 vermişler. Şurası 20. Merkez var, kiriş var. Çektik. İki eş parçaya böldü. Yani 7,5, 7,5 değil mi? Merkez kiriş çektik. İki eş parçaya böldü burası da. Arkadaşlar burası 20 ise 7 tamamı 20 yapması için buraya ne kaldı o zaman? 12,5 mu kaldı? Buradaki uzunluğu 12,5 kaldı. Yani burası 12,5. Burası 12,5 ise bunlar da birbirine eşit. Burası da 12,5. Yani toplamda kaç yaptı? 25'e eşit oldu cevap. Cevap Balıkesir.
Geldik 11. soruya. 11. soru bana hemen şunu anımsattı. Bak kenarortay, kenarortay. Ağırlık merkezini anımsattı. Hop çizdik. Kenarortay, kenarortay ağırlık merkezi oldu. Ağırlık merkezinde biz şunu biliyorduk. Şunu da çizdiğimizde buradaki alanların hepsi birbirine eşit olmuyor muydu arkadaşlar? Ve AD uzunluğunu 3 kök 5 vermişler. AD uzunluğu neredesin? Burası. Arkadaşlar bakın burası A, 2A. 1, 2 kök 5 üçgeni. Burası 3 kök 5 ise burası 3, burası 6 olmaz mı? 3, 6. Yani 3, 3 yaptı onlar da. Ben şimdi, bizden ne isteniyor? 2A artı şu daire diliminin alanı isteniyor. Şu B diliminin alanı isteniyor. 2A'yı ben bulabilirim. Hatta toplamda 6A neye eşit arkadaşlar? 6 çarpı 6 bölü 2 eşit değil mi? Onu bir yazalım isterseniz. 6 çarpı 6 bölü 2. 6'lar gitti. 6 bölü 2'den A 3 oldu. Bizden 2A artı B isteniyor bakın taralı alan. Şimdi de B'yi bulacağız. B'yi bulmak için de ne yapacağız arkadaşlar? Şu daire dilimin alanından neyi çıkartacağız? Üçgenin alanını yani 6A'yı çıkartacağız arkadaşlar. Daire dilimin alanı pi r kare. R'miz kaç? 6. 6'nın karesi. Çeyrek daire olduğu için bu daire dilimin alanından pi r kare bölü 4'ten üçgenin alanını çıkartacağız. Üçgenin alanı da 6 çarpı 6 bölü 2 değil mi? 6 çarpı 6 bölü 2'yi çıkartacağız. Bu da neye eşit? B alanına eşit. 36 ile 4 sadeleşti 9. Yani B alanı 9 pi eksi 36 bölü 2 de 18. Bu da buna eşit oldu. Bizden ne isteniyor? 2A artı B alanı isteniyor. 2A artı B'yi bulurken arkadaşlar 2A alanı A 3'tü. 2A 6 artı B alanı 9 pi eksi 18 isteniyor. O da 9 pi A eksi 12 mi yaptı arkadaşlar? Yani cevap Denizli. Geldik 12. soruya. Şimdi şuradaki açıyı kullanmam lazım benim. Bakın yarıçap uzunluğu kaç? 6 6. Yarıçap uzunluğuyla şuradaki uzunluk eşit verilmiş. En güzel çizim yarıçap çizmek. Hop çizdik. Burası da 6. Ne oluştu? Eşkenar üçgen oluştu. 60 60 60. Tamamı 105 olduğu için burada kaçı 45? Şuraya da bir yarıçap çizersem burası da 45. 6 birim olduğu için arkadaşlar yarıçap yarıçap 45 45 90 üçgeni oluştu. Şimdi işimiz çok kolaylaştı. Bu daire dilimin kesmesinin alanını nasıl bulabiliriz? Daire dilimin alanından 90'lık daire dilimi, hatta 90'lık daire dilimi çeyrek daire dilimi değil midir arkadaşlar? Pi r kare bölü 4 çeyrek daireden üçgenin alanı çıkartacağız. 6 çarpı 6 bölü 2'yi çıkartacağız. 36 ile 4 sadeleşti 9. 9 pi eksi 36 bölü 2 18'e eşit oldu. Cevap Balıkesir. Geldik 13. soruya. Evet, yaylar eşit verilmiş 12 18. Arkadaşlar büyük ihtimalle şurada kaçı özel bir açı çıkacak ki çarpımları sinüs alfadan bu oradaki alanı bulabilelim, değil mi? Şimdi bu yaylar eşit verilmiş. Peki yazalım. A A B B. Dikkat edin. Neye dikkat edin? Heh. Şurada kaçıya bakın arkadaşlar. Burada kaçı? İç açıdan dolayı A artı B bölü 2 eşit değil mi? Aklınızda tutun. A artı B bölü 2. Değil mi? Peki şurada kaçıya dikkat edin. Burada kaçı da gördüğü yayların toplamlarının yarısı değil mi? Bu da A artı B bölü 2. Ha, hem bu A artı B bölü 2 hem de bu A artı B bölü 2. Ha, tahmin ettiğim gibi çıkmadı bakın. Özel açı çıkmadı. Ne çıktı burada kaçılar? Birbirine eşit oldu. A artı B bölü 2, A artı B bölü 2. Yani şu açılar eşit. O zaman ikizkenar üçgen. 10 ise burada uzunlukta ne olacaktır arkadaşlar? 10 olacaktır. İkizkenar üçgen çıktı. İkizkenarda tabanına ait yükseklik çizeriz. 6 6 6 8 üçgeninden 8 bulduk. Üçgenin alanı isteniliyor. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 12 çarpı 8 bölü 2'den cevabı buluruz. 12 çarpı 8 bölü 2. Gitti gitti. 6 6 kere 8 48'e eşit oldu arkadaşım. Cevap Denizli. Evet, OF uzunluğunu 10 vermişler. Neredesin OF? Buradasın OF. Burası 10. Arkadaşlar şurada merkez var, kiriş var. Çek dik yapsak. Kiriş nerede? Pardon, kiriş şurada. Özür. Kiriş en aşağıdakinde. Merkez kiriş çek dik yapsak. Bakın. İki eş parçaya böldü. A A diyelim. Bu arada şunlar bu bir kare olduğu için şunlar birbirine paralel. 90 ise burası da 90 olacak. Hatta dikdörtgen oldu. Burası da A oldu. Burası da A oldu arkadaşlar, değil mi? Hatta şurası da ne yaptı? 2A kare olduğu için 2A 2A'ya eşit oldu. Tamam. Şimdi
Şimdi ne yapmalıyız? Bu bir çeyrekmiş. O zaman burası 90 derece. Bakın, dikten dikinde öklit de diyebilirsiniz ya da dik tabanı keş parçaya böldü. O zaman bu ikizkenar üçgen değil midir? İkizkenar üçgen olduğu için burada karşı da 45, burada karşı da 45 değil midir? İkizkenar çıktı çünkü bunlar. O zaman burası da 45 oldu. Yani burada uzunlukları ne oldu o zaman arkadaşlar? A oldu. Şu uzunluk kaç? 2A. Sıkıştığımızda en güzel ek çizim neydi arkadaşlar? Dik üçgen oluşturmak için yarıçap çizmek değil miydi? Buyurun size yarıçap. Yarıçap don. Burada bir dik üçgen çıktı. Bir dik kenar A, diğer dik kenar 2A burada, A burada 3A. Yani A 3A ve ona ilgili bir şey yapıyoruz. Onun karesi 100. A'nın karesi A kare, 3A'nın karesi 9A kare. Toplamda 10A kare yaptı. 10 ile bu gitti. A kare eşittir 10 ise A'yı buradan ne buluruz? Kök 10 buluruz. Karenin şeyi isteniyor. Karenin bir kenarı 2 kök 10 yaptı o zaman. 2 kök 10'un karesi isteniyor bize. 2'nin karesi 4, kök 10'un karesi 10. Yani cevap ne yaptı arkadaşlar? 4 çarpı 10'dan 40'a eşit oldu. Geldik 15. soruya. Teğet merkezden geçtiği zaman açıortay olmuyor muydu? Ya da çek dik yarıçaplar birbirine eşit. Kollar açısından dikmeler eşit. Kollar açısından dikmeler eşitse bu açıortaydır diyebilirdik. Ya da şurası da şöyle değil mi? O zaman burada kaç ile de burada kaç değil midir? Eşit değil midir? Çünkü niye? Alfa 90 ise beta. Alfa 90 ise burası da beta olacak. O yüzden burada kaçlar da eşit oldu. Şimdi bizden saçma sapan iki alanın toplamı isteniyor. O zaman saçma sapan iki alanın toplamı istendiğinde ne yapıyorduk arkadaşlar? Alan taşıması yapıyorduk, değil mi? Şu alanı atıram şuraya. Çünkü bu alanla bu alan aynı değil mi? Bunu iptal et, buraya koyabiliriz arkadaşlar. Niye bu alanlar eşit? Çünkü yarıçapları aynı. Açıları da aynı olduğu için bu alanlarda birbirine eşit oldu. Yani bizden artık toplamda şu ikisinin alanı isteniyor. OB uzunluğu K iken AD uzunluğuna 2K vermişler. Bunu da yazalım. K iken 2K, OB uzunluğu K, yani burası K. AD uzunluğu 2K. Burası 2K. O zaman burası da K değil midir arkadaşlar? Bakın yarıçap uzunluğu K. Pisagor bağıntısından ilk önce K'yı bulalım. 3K'nın karesi yani 9K kare eşittir. K'nın karesi artı 4 kök 2'nin karesi. K'nın karesi K kare artı 4 kök 2'nin karesi 16 çarpı 2'den 32'ye eşit oldu. 8K kare eşittir 32'den. K kare eşittir 4'ten. K'yı da buradan 2 buluruz. K 2. Bizden artık şu üçgenin alanı isteniyordu. Yani 2 çarpı 4 kök 2 bölü 2. Dik üçgenin alanı olduğu için 2 çarpı 4 kök 2 bölü 2 gitti gitti. O da 4 kök 2'ye eşit oldu. Yani cevap Adana. Geldik 16. soruya. C ve D noktası sabit teğet. A noktasına çembere en kısa mesafesi 8. Çembere en kısa mesafesi sorulurken arkadaşlar mutlaka ama mutlaka merkezden geçmek zorunda. Bunu unutmayın, tamam mı? En kısası. En uzağa sorulduğu zaman yine merkezden geçmek zorunda. O da şu en uzağa A noktasının çemberin en uzak olan noktası burası olurdu. Bunu unutmayın. B noktasında çembere en uzak mesafesi 25. Çembere en uzak mesafesi de yine merkezden geçmek zorunda arkadaşlar. Bunu çizmişler ama biraz yamuk çizmişler. Ben bir daha çiziyorum. Şuradan çiziyorum. En uzak noktası da 25. Arkadaşlar burası R ise tamamı 25 ise buraya 25 eksi R mi kaldı? Değil mi? Burası da R. Başka bir şey vermişler mi? Çemberin yarı çapını 12 vermişler zaten. R dediğimiz 12. O zaman şu 25 eksi R'yi silelim. Burası 12. Tamamı 25'ti. Ne kaldı o zaman buraya? 13 kaldı. Şimdi arkadaşlar yine anahtar kelimeyi uygulayalım. Rengi değişti, pardon. Merkez var, teğet var. Çek dik. Yarıçap uzunluğu kaçtı? 12. Dikkat edin. 12, 13. Ne üçgeni? 5. 12, 20. 3, 4, 5'in katı. 12, 20. 12, 16, 20. AB uzunluğu kaçtır? Burası isteniyor bizden. 16 artı 5. O da 21 yaptı arkadaşlar. Cevap Adana. Geldik test 9'a. Şimdi yine en güzel ek çizim yarıçap arkadaşlar. Hemen yarıçapı çizelim. Merkez teğet çek dik. Bak burada kaçı da 90 derece. 64'ün 90'a tamamlayanı kaç derece? 26 mı yapıyor? 26. Bu da yarıçap, bu da yarıçap. Yani x kenar x de ne yapacaktır o zaman? 26 derece yapacaktır arkadaşlar. Cevap Edremit. Geldik bu soruya. Şimdi burası 6 ise gördüğü yay nedir arkadaşlar? 12.
Şu kirişleri boşu boşuna eşit vermemiştir. Kirişler eşitse ayırdıkları yaylar birbirine eşit değil miydi? Bakın 12'si burada. Tamamı 180. 180'den 12 çıkartırsak kaç kalıyor? 168 kalıyor. 168'i de 2'ye böldüğümüzde 84 yapıyor değil mi? O zaman bunlar da 84, 84 oldu arkadaşlar. Şimdi ne yapmalıyız? Burası isterseniz şuradan yapın. Alfa dış açı ya. Gördüğü yayların farklarının yarısı. Yani 84 eksi 12 bölü 2'den de yapabilirsiniz. İsterseniz burası 84 ise burada kaç kaç yaptı arkadaşım? 42 yaptı. Burada da iki iç açının toplamı bir dış açı. Yani alfa artı 6 eşittir 42. Alfa da buradan kaç yapacaktır arkadaşlar? 36 derece yapacaktır. Yani cevap Edremit. Evet, geldik 3. soruya. 20-25 vermişler hemen. Şunu şöyle çizersek çapı gören çevre açı 90 derecedir. 3-4-5'in katı var ve burası ne oldu arkadaşlar? 15-20-25 üçgeni yaptı değil mi? Bakın şu çemberde de şurası çap. Çap olduğu için şunu şöyle çizersem çapı gören çevre açı 90 derece değil midir arkadaşlar? Buradaki uzunluğu bulmam lazım ki bakın burası alfa alfa dersem burası beta ise burası da ne olmak zorunda arkadaşlar? Beta olmak zorunda. Çünkü alfa beta 90 ise alfa 90 burası da beta olur. İki üçgen ne oldu? Benzer oldu. Benzerliği kullanalım. Şuraya y diyelim. Alfanın karşısı y'nin alfanın karşısı 15 oranı. Y bölü 15 eşittir. Burada 90'ın karşısı var. 90'ın karşısı 25'in şu üçgenden başlamıştık. Pardon şu üçgende başlamıştık. 90'ın karşısı 20'nin 90'ın karşısı 25 oranı. 20'nin 25'e oranı. 5'e böl 3, 5'e böl 5, bir daha 5'e böl, 5'e böl 4, 4 kere 3, 12'ye eşit oldu y. Şimdi bir de başka neyi kullanalım? Şu açıların eşit olmasını bir de kullanalım arkadaşlar. Alfa ise burası nedir? 2 alfa. Alfa ise burası nedir? 2 alfa. Ve şu 2 alfayı düzgün bir şekilde şey yapayım. Şurası 2 alfa. Arkadaşlar... Bakın şuradaki yaylar birbirine eşit. Yayların kiriş olması demek. Kirişlerin de eşit olması demek anlamına gelmiyor mu? Yani ben şunu şöyle çizersem. Burası 15 ise 2 alfalık ayırdığı 2 alfalık yayın ayırdığı kiriş 15 ise 2 alfalık yayın ayırdığı kiriş 15 ise 2 alfalık yayın ayırdığı kiriş yine 15 olmak zorunda. Yani burada uzunluk 15 oldu. Bakın 15-12. 3-4-5'in katı 9-12-15 yok muydu arkadaşlar? Ve x uzunluğu kaç yapacaktır? 9 olacaktır. Geldik 4. soruya. Şimdi şuradaki şeyi kullanmamız lazım. Burası da çap ya. 90 derece bir tane var. Hemen şunu çizeyim arkadaşlar. Çapı gören çevre açı 90 derecedir değil mi? Şuraya alfa dersem. Alfa beta'ya da alacağız mecbur. Alfa. Burası beta. Bir de madem çemberi de vermiş. Alfa ise gördüğü yay 2 alfa. Arkadaşlar burası 2 alfaysa teğet kiriş açı oluştu. Bakın burası da alfa. Alfa 90 sıradaki beta. O zaman beta 90 sıradaki ne yaptı? Alfa yaptı. Ve ne çıktı arkadaşlar burada? Bir açıortaylık çıktı. Bakın. Değil mi? Açıortayda 6 bölü 10 yani 3 bölü 5 oran var tabanda. Kollarda da 3 bölü 5 oran olmaz mı? 3 bölü 5. Yani burası 3K ise burası ne olacak? 5K olacak. Dik üçgen bu. 3K, 5K. Ne üçgeni? 3, 4, 5 üçgeni. Burası 4K. Kaç vermişler? 16 vermişler. O zaman K'yı kaç bulduk arkadaşlar? 4 bulduk. K 4 ise burası ne yaptı? 12 yaptı. O zaman 6, 12, 3, 4, 5, pardon. 1, 2, kök 5 üçgeni. 6 kök 5 yaptı burası. Şimdi şu ikisi de bulabiliriz artık arkadaşlar. Çünkü alfa beta 90, alfa beta 90. Yani şu iki üçgen benzer. Hadi benzerliğe başlayalım. 90'ın karşısı x'in, 90'ın karşısı 6 kök 5 oranı. X'in 6 kök 5 oranı eşittir. Burada beta'nın karşısı var 6 kök 5. Buradaki beta'nın karşısı 12 oranı. 6 kök 5'in 12'ye oranı. Şu 6 ile 12 sadeleşsin 2. Bir daha böl, bir daha böl 3. X de buradan 3 çarpı kök 5 çarpı kök 5. Yani 5. 3 kere 5 kaç yaptı arkadaşlar? 15 yaptı. Cevap Denizli. Geldik 5. soruya. Evet, yarı çap 10. Merkez var, teğet var, çektik. 10, merkez var, kiriş var, çektik. 2 eş parçaya böldü. Ve burası da ne? 6. Sıkıştığımız zaman en güzel ek çizim yarı çap değil miydi? Çizdik, 10. Bakın, 6, 10 ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeni. O zaman burası da 8. Ve bizden ne isteniyor? BC.
BC. Şurada bir dikdörtgen oluştu ya. Burası 10'sa burası da 10 yapmalı. 8'i buradaysa buraya ne kaldı arkadaşım? 2 kaldı. Anahtar kelimelerden cevap bulduk. Cevap Denizli. Geldik 6. soruya. En güzel ek çizim yarıçap çizmek arkadaşlar. Bu da yarıçap, bu da yarıçap. İkizkenar 75, 75, 75, 150. Buraya ne kaldı? 30. Ve burada kaç derece yaptı? 60 derece yaptı. Bakın. R dediğimiz aynı zamanda neymiş arkadaşlar? X'miş. X, X yazalım R yerine. Bakın şurada bir 60 derece oluştu ve ikizkenarlık da var. Hemen şunu da çizecek olursam eşkenar üçgen oluşmaz mı arkadaşlar? Çünkü ikizkenarın tepe açısı 60. 180'den 60 çıkart. 122'ye böl 60 60 yaptı. 60 60 yaptı. Eşkenar üçgen oldu. Ve bu arada 75 60 daha 135. Burada kaç derece kaldı? 45. 45 45 90 üçgeni yaptı. Yani burası da 4 ve x uzunluğu da ne yaptı o zaman? 4 kök 2 oldu. Eşit oldu. Yani cevap C. Geldik 7. soruya. Çemberin iç bölgesinde alınan bir noktanın çembere uzaklığı en az x. Çemberin iç bölgesinde alınan bir nokta. Bak merkezden geçireceksiniz arkadaşlar. Bir nokta şurası olsun. Merkez şurası olsun. Merkezden geçtiği zaman en kısa uzaklığı verir bize burası. En azı x. En fazlası neymiş? En çoku da y'ymiş değil mi? En çoku da yine merkezden geçireceksiniz. Şu şekilde arkadaşlar. Y oldu. X artı y'yi 12 vermişler. Yani çap uzunluğu 12. Yarı çap uzunluğu ne yaptı o zaman arkadaşlar? 6 mı yaptı? Çemberin sınırladığı bölgenin alanı. Pi 6'nın karesi. Yani 36 pi yapacaktır arkadaşlar. Cevap adına. Geldik şuraya. Bir kere kuvvet soruya baktık. Uzunluk sorusuysa anahtar kelime kullanıyorsanız kullanın. Var mı burada anahtar kelime? Yok maalesef. Sonra ne bakıyorduk? Benzer kuvvet. Kuvvet de yoksa ne yapıyorduk arkadaşlar? En son sıkıştığımızda benzerliğe dalıyorduk. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Bakın burada bir kuvvet var bir kere. Dış kuvvet. Şu çarpı tamamı yani yazalım. 6 çarpı tamamı 10. 5 çarpı tamamına x diyelim. 6 çarpı 10 eşittir 5 çarpı x. Gitti gitti 2 12'ye eşit oldu x. Yani buraya ne kaldı o zaman? 7 kaldı. AF bölü BF isteniliyor bizden. AF bölü BF. Bunu da nereden bulabilirsiniz arkadaşlar? Aslında Menelaus'tan bulabilirsiniz. AF bölü BF'yi. Menelaus'tan bulabilirsiniz ama Menelaus da müfredattan kaldırıldı maalesef. O yüzden farklı bir yoldan çözeyim size. Şimdi AF bölü BF oranı. Menelaus'u bilen arkadaşlar şuradan başlasın. Şunu artık sileyim. Şu 12'ye bulduk. Menelaus'u bilen arkadaşlar şu bölü şu. Şu bölü ilk başta tekrarla başlıyorduk. Şu bölü şu. Zaten bizden ne istenildi? AF bölü BF istenildi. Oradan bulabilirdiniz. Ama hiç buna da gerek yok Menelaus'a. Bakın arkadaşlar. Menelaus'u kullanmadan da nasıl yapabiliriz? İstediğiniz yerden bir paralel çizip yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani nasıl? Aslında açılara dalsak mı ya? Benzerlik çıkacak mı acaba? Çemberi de vermiş ya burada. Menelaus'u o şekilde de yapabiliriz. Bakın şuradaki açıya ben alfa dersem. Gördüğü yer 2 alfa. 2 alfa ise burası da alfa olmaz mı arkadaşlar? Şuradaki açılar her iki üçgende de ortak. Bakın üçüncü açılarda birbirine eşit olmak zorunda. Yani şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Birbirine benzer oldu. Benzerlik oranı da ne burada? Çift çizginin karşısı 7, çift çizginin karşısı 4. O zaman benzerlik oranı 7 bölü 4. Oradan yazabiliriz. Karadığım açının karşısı 7K ise karadığım açının karşısı burası da 7, 4K olacak arkadaşlar. Değil mi? Ah keşke AF bölü FC'yi isteseydi. BF'yi istemiş. Neyse. Alfanın karşısındaki oranlamalar da aynı şekilde 7 bölü 3 yapacak. Maalesef bu da işime yaramadı arkadaşlar. Benzerlik işime yaramadı. O yüzden yine paralel çizerek sonuca ulaşacağım. Ben de heyecanlandım. Şeyden çıkacak zannettim. Benzerlikten çıkacak zannettim. Maalesef çıkmadı. O zaman açıları da silelim. Şimdi ne yapıyoruz o zaman? Bir yerden bir paralel çiziyoruz. İstediğiniz yerden ya buradan paralel çizin arkadaşlar şuna 5'e 7 ya da buradan paralel çizin arkadaşlar şöyle. Şuradan paralel çizmek daha mantıklı çünkü 6 bölü 4 3 bölü 2 ya paralel çizdiğinizde 3 bölü 2 oran bakın 3'e 2 şeklinde paylaşılıyor. Şuradan paralel çizdik. 3'e 2. Şuna paralel çizdik ha unutmayın tamam. Şimdi de arkadaşlar şu paralelle baktığınızda şurada da bir temel orantı oluşmadı mı?
O temel orantıyı da şöyle göstereyim. Şu üçgende bir temel orantı oluştu değil mi? Şunlar da paralel. 7 bölü kaç oran var burada? 9. Hatta 7 bölü 9'a da gerek yok. Şu şekilde 7'ye 2 oran varsa burada da 7'ye 2 oran olmayacak mı? Yani burası 7K ise burası da ne olacaktır arkadaşlar? 2K'ya eşit olacaktır. Yani AF bölü FB, BF ne oldu arkadaşlar? AF uzunluğu 7K, BF uzunluğu da 2K. 7 bölü 2'den kaça eşit oldu? 7 bölü 2'ye eşit oldu. Cevap Denizli. Geldik 9. soruya. Arkadaşlar, yarıçap uzunluğu kaç? Bizden BF isteniyor. Zaten amaç dik üçgen oluşturmak ve çemberde en güzel ek çizim yarıçap çizmek değil miydi arkadaşlar? Buyurun, merkezden bir yarıçap çizin. Buna ait bir dik üçgen oluşturun desem ne yaparsınız? Ya buradan buraya tamamlarsınız ya da buradan aşağıya dik çizersiniz, değil mi? Şuradan aşağıya dik çizmek çok mantıklı geldi bana. Ve dik üçgen de çıktı karşıma. Yarıçap uzunluğu da 6'ydı. Burası da kaç dikdörtgenden dolayı? 4. X ise burası da X. Yarıçap uzunluğu 6'ydı. O zaman buraya ne kaldı arkadaşlar? 6 eksi X kaldı. Buyurun size Pisagor bağıntısı. Yalnız 6 eksi X'in karesi, 6 eksi X'i bütünsel bulun. 36'dan 16 çıktı. 20. Yani burası kök 20 yapacak. 6 eksi X kök 20. Kök 20 de 2 kök 5'e eşittir arkadaşlar. O zaman eksi X'i buraya, 2 kök 5'i buraya atın. 6 eksi 2 kök 5 eşittir ne oldu arkadaşlar? X'e eşit oldu. 6 eksi 2 kök 5. Cevap Adana. Geldik 10. soruya. Evet. Çemberlerin yarıçapları oranı nedir diye sorulmuş. Merkez var, teğet var, çek, dik. Anahtar kelimeleri kullan. Çek, dik. Zaten burası R, burası R. Bakın 90, 90, 90. Burası da 90 oldu. Kare oldu yani burası. Yani burası da R, burası da R oldu. Şimdi en güzel ek çizim yarıçap çizmek değil miydi? Büyük çemberde en güzel ek çizim yarıçap bir çizecek olursak hop çizdik. Bakın burası da R zaten. Bir dik üçgen çıktı burada. Dik üçgende de R, 2R. 1, 2, kök 5 üçgeni değil mi? Yani burası da R kök 5 yaptı arkadaşlar. Bakın büyüğünün yarıçapı R kök 5, küçüğünün yarıçapı R. Yarıçaplar oranı ne yaptı o zaman? R kök 5 bölü R yaptığı için direkt kök 5'e eşit oldu arkadaşlar. Geldik 11. soruya. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Bir kere anahtar çemberde uzunluk varsa anahtar kelimeleri uygulayabiliyorsanız uygulayın. Yoksa ne yapıyorduk? Kuvvet. O da yoksa ne yapıyorduk? Benzerliğe dalıyorduk. Benzerlik için de açılara dalacağız. Bakın anahtar kelimeler yok. Yani merkez T'ye çektik falan filan yok. Dik üçgen oluşturamıyorsunuz. Kuvvet var mı? Var. Hocam bunun karesi bu çarpı tamamı da. İyi de ne bu uzunluk ne bu uzunluk ne bu uzunluk için içine girmiş. Ya da bu 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 değil mi? O yüzden ne yapacağız? Benzerliğe dalacağız. Benzerlik için de ne yapmamız lazım? Açılara dalmamız lazım. Buraya alfa dersem gördüğü yay 2 alfa. 2 alfa ise burası alfa. Bakın alfa alfa şu üçgenle büyük üçgende birer açı eşitliği var. Şu üçgenle büyük üçgen açı açı açıdan benzer oldu. Niye? Ortak açısı burası. Alfa karaladığım 3. açı burası çift çizgi ise alfa karaladığım 3. açı burası da ne olmak zorunda arkadaşlar? Çift çizgi olmak zorunda. O zaman alfanın karşısı EA'nın alfanın karşısı BA'ya oranı. Ve bu arada bunlar da birbirine eşit değil midir arkadaşlar? AA. Değil mi? Alfanın karşısı. Şuraya da B diyelim bari de. İçimiz rahatlasın. Alfanın karşısı B'nin alfanın karşısı A oranı. B bölü A eşittir. Karalı maçının karşısı M'nin karalı maçının karşısı X oranı. M'nin X oranı. 6'da geçtiğimizde yine aynı şey yok mu arkadaşlar? Şuraya da beta dersem. Pardon. Şuraya da beta dersem. Beta ise 2 beta. 2 beta ise teğet giriş açıdan burası da beta yaptı. Ve şu üçgenle büyük üçgen yine benzer oldu. Ortak açı burasıysa. Ortak açı şurasıysa arkadaşlar. Beta bu. Üçüncü açı şöyle çift çizgi diyelim. Beta bu. Üçüncü açı şöyle çift çizgi oldu arkadaşlar. Yine benzerlik uygulayalım. Beta'nın karşısı B'nin, büyükte beta'nın karşısı A'ya oranı. Bakın B'nin A'ya oranını yazmıştık zaten. O da M bölü X'e eşitti. O zaman beta'nın karşısı B'nin beta'nın karşısı A'ya oranı. B bölü A yani M bölü X eşittir. Çift çizginin karşısı, pardon, şunun karşısı N'nin, şunun karşısı Y'ye oranı.
N bölü Y'ye oran olacak. Her ikisi de B bölü A'ya eşit olduğu için M bölü X eşittir N bölü Y'ye oldu. İçler dışlar çarpımı yapacak olursak MY eşittir NX oldu. Var mı öyle bir şey? MY eşittir NX. Ceyhan'da var arkadaşlar. Cevap Ceyhan. Ve geldik 12. soruya. Bir kere burada kuvveti gördünüz mü arkadaşlar? Direkt şu çarpı tamamı, şu çarpı tamamı, bu çarpı tamamı. Şuraya A dersek 3 çarpı 8, 3 çarpı 8, A çarpı A artı 2 eşit. A çarpı A artı 2 eşit. 3 kere 8 24. 24 ikişer fazlalığı 6 çarpı 4'te var değil mi arkadaşlar? Yani 4 yazarsam burası da 6 oluyor mu? Oluyor. A yerine 4 yazdığımda. A 4 çıktı arkadaşlar. 3, 4, 6, 8. Sonrasında da arkadaşlar ne yapmamız lazım? Bakın şuradaki bir kirişler dörtgen değil mi? Açılara bir dalalım isterseniz. Kuvveti uyguladık. Başka bir şey yapamıyoruz. Açılara bir dalın. Burası alfa ise burası 180 eksi alfa. O zaman burası da alfa mı oldu? Aynı şekilde burası beta ise betaysa 180 eksi beta. O zaman burası da ne oldu? Beta oldu arkadaşlar. 180 eksi betayı tamamlayan. Dikkat edin. Alfa beta 3. açıyı karalarsam şu üçgen ile alfa beta 3. açı karadığım açı oldu. Küçük üçgen ile büyük üçgen benzer oldu. Hemen benzerliği uygulayalım. Alfanın karşısı 3'ün alfanın karşısı 6 oranı. Hatta çok kolay bir benzerlik oran var. Alfanın karşısı üçgen 6 olmuş. Alfanın karşısı büyük üçgende yani 1'e 2 oran var. Karadığım açının karşısı 4 ise karadığım açının karşısı direkt ne olacaktır arkadaşlar? 8 olacaktır. Yani 1'e 2 oran olduğu için. Ya da yazarsınız. Alfanın karşısı 3'ün alfanın karşısı 6 oranı. Karadığım açının karşısı 4'ün karadığım açının karşısı x oranı dersiniz. Cevabı 8 bulursunuz arkadaşlar. Geldik şu soruya. Yarıçap R, R, burası da R, burası da R. Büyük üçgende Pisagor bağıntısından sonuca ulaşabilirim. Bakın burası R artı 2, burası R artı 6, burası da nedir arkadaşlar? 2R. İsterseniz 2R'nin karesi eşittir. R artı 2'nin karesi artı R artı 6'nın karesi deyip Pisagor'dan bulabilirsiniz. Ama ben hissedeceğim. Bakın kaçar kaçar artmış bu? 4'er 4'er artmış. 4'er 4'er artan 3, 4, 5'in 4 katı değil mi? 12, 16, 20 üçgeni değil mi? Hissediyorum. O yüzden bakalım 12, 16, 20 üçgeni mi? 12 olması için R'nin kaç olması lazım? 10. R yerine 10 yazarsam 16 oldu. R yerine 10 yazarsam burası da 20 sağlandı mı arkadaşlar? 12, 16, 20 üçgeni hissederek bulduk bakın. Yani hiç işlemsiz R'yi kaç bulduk? 10 bulduk. Olay bitti. O zaman ben bu saçma taralanını nasıl bulacağım? Büyük dik üçgenin alanından şu alanı ve şu alanı çıkartacağım. Bu alanda ben bu açıyı biliyor muyum? Bilmiyorum. Şu açıyı biliyor muyum? Bilmiyorum. En azından yarıçapları aynı olduğu için bu iki açının toplamını biliyorum. Alfa artı beta kaç derece arkadaşlar? 90 derece. Yani ben şu dik üçgenin alanından şu iki daire diliminin alanını toplayacağım. Açıların toplamı 90 derece olduğu için 90'lık dilimin alanını çıkartacağım yani. Dik üçgenin alanı hemen. Şurası kaçtı arkadaşlar? 12 idi değil mi? 12 idi. Burası 16. Dik üçgenin alanı 12 çarpı 16 bölü 2'den ne? 90'lık daire dilimini çıkartacağım değil mi? Pi r kare. Onun karesi yarıçap 10 ya. 100. 90 bölü 360'ı çıkartacağım. Gitti gitti 4. 4 ile de bu gitti. 25. Yani şunu da şunu getir. 6. 6'yı 16'ını çarptım. 96 eksi. Kaç pi yaptı? 25 pi'ye eşit oldu arkadaşlar. Cevap Edremit. Geldik 14. soruya. Evet, yarıçapları aynı olan iki tane çember var aslında. Yarıçap 12. Bir de B merkezinde yarıçap 12, değil mi? Hemen ne yapıyorduk arkadaşlar? Hop, bu da yarıçap 12, bunun da yarıçap 12. Değil mi? Şimdi bir işlem yapalım arkadaşlar. Nasıl yapacağız onu? Açılarımız kaçar derece? 60, 60 ve 60 derece. İsterseniz şöyle bulabilirsiniz. Burada kaç kaç derece? 120 derece. 120 derecelik daire dilimin alanından şunun alanını çıkartacağız. Bunun alanını nasıl çıkartacağız? Şu daire dilimin alanından eşkenar üçgen alanını çıkartarak da yapabilirsiniz. Ya da. Ya da. Şurada bir daha kısa bir yol var mı? Oluşturabilir miyim diye bakıyorum arkadaşlar. Şurada da bir eşkenar üçgen oluştursam. 12, 12, 12. Değil mi? Şu alanı iptal etsem. Yarıçaplar aynı ya. Şu alanı iptal etsem. 12'lik kirişin alanını iptal etsem. Şuraya taşısam.
normalde taralı alanlar toplamı ne oldu o zaman arkadaşlar? Şu daire dilimin alanı artı şu eşkenar üçgenin alanı mı oldu? Sanki buradan daha kolay olacak değil mi arkadaşlar? Evet. İlk söylediğim şekilde de yapabilirsiniz ama bakın burada bir eşkenar üçgen oluşturup daha rahat bir şekilde yaptım. 12'lik şu alanı iptal ettim. Şuraya taşıdım. Eşkenar üçgen alanı artı şu daire diliminin alanı oldu. Burası da eşkenar üçgen olduğu için 60 derece. Yani buraya da 60 derece kaldı. Cevap 60'lık dilim artı eşkenar üçgenin alanı. Yani pi r kare 12'nin karesi 60 bölü 360 eksi eşkenar üçgenin alanı 12'nin karesi kök 3 bölü 4 değil miydi arkadaşlar? A kare kök 3 bölü 4'tü. Şu sıfırla gitsin. 36 ile 144 sadeleşsin. 4, 6 kere 4, 24 pi eksi 12'nin karesi 144 kök 3 bölü 4 36 kök 3'e eşit oldu arkadaşlar. 24 pi eksi 36 kök 3 oldu cevap. Evet geldik 15. soruya arkadaşlar. Demiş ki taralı alanlar birbirine eşitse. O zaman bir eşitlikleri koyalım buraya. A alanı A alanı. Dikkat edin beyaz alanı da B alanı diyecek olursam A artı B hem şu daire diliminin alanı yaptı hem de paralel kenarının alanı yaptı. Dolayısıyla iki alan birbirine eşittir değil mi? Bu arada 150 dereceyken burası da burası kaç derecedir? 30 derecedir. AD'ye 6 vermiş. Zaten yarıçap isteniyor bizden. Şuraya da R diyelim. Bakın şu yarıçap değil mi? Değil mi? O zaman A artı B alanını eşitleyelim bakalım. A artı B alanı hem paralel kenarının alanı hem de 30 derecelik daire diliminin alanı. O da pi R kare 30 bölü 360 eşit. Aynı zamanda A artı B alanı şu paralel kenarının alanına eşittir arkadaşlar. Şuradan bir yükseklik çizecek olursak paralel kenarının alanı taban çarpı yükseklik ya 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı kaç yapar? 3. Paralel kenarının da taban çarpı yükseklik değil midir arkadaşlar? Yani R çarpı 3'tür. R'lerden bir tanesi gitti. Sıfırlar gitti. Üçler, buradaki 3'ler sadeleşti. Yani pi R bölü 36 eşittir 1 kaldı. Bizden yarıçap isteniyor. R de neye eşit oldu arkadaşlar? 36 bölü pi'ye eşit oldu. Yani cevap Adana. Geldik 16. soruya. Şimdi teğet. 4 ise burada kozunluk da nedir arkadaşım? 4. 16 ise hatta burası da 16. Bu arada teğet merkezden geçtiği zaman açıortaylı oldu. Eksik parçaları bir tamamlayalım. Sonrasında sıkıntı çekmeyelim. Burada da aynı şekilde teğet 90 derece oluyor. Şu bir açıortaylı oluyor. Yamuk değil mi? Hatta dik yamuk. Dik yamuk olduğu için burada açılar 90'ar derece. Ve bu arada arkadaşlar yamukta açıortaylar nasıl kesiyordu? Dik kesiyordu. Buradaki açıydı 90 derece şeklinde yazabiliriz. Sonra ne yapabiliriz? Dikkat edin. İkizkenarda çizilen açıortay konumunda oldu. Yani buradaki açı 90 derece oldu. Şu 90 derece, burası da 90 derece yani. Burada da aynı şey. Hem ikizkenar hem açıortay. Yani burası da 90 derece oldu arkadaşlar. Şurası da 90 oldu. Dolayısıyla burası da ne oldu? 90 derece oldu. Bizden şu dikdörtgenin alanı isteniyor artık. Yani şu kenarı ve şu kenarı bulursam olay bitti sanki. Dikkat edin. Şunlar birbirine paralel değil mi? Paralel olduğu için şurada 1'e 4 oran yok mu arkadaşlar? 1'e 4 oran varsa burada da 1'e 4 oran vardır. O yüzden oradaki uzunluğa A dersem burası nedir arkadaşım? 4A'dır. Bakın şunlar birbirine paralel olduğu için 1'e 4 oran var 1'e 4 oran olacak. Bakın altta da ne var? Öklit bağıntısı var. Dikten dik inilmiş öklit. O zaman şu sayıyı da kullanalım. 4'ün karesi bu çarpı tamamı değil mi arkadaşlar? 16 eşittir. A çarpı 5A. Buradan A kare eşittir 16 bölü 5. A da buradan 4 bölü kök 5'e eşit oldu arkadaşlar. Hatta burada öklite devam ettirelim. H kare PK'dan. H kare eşittir A çarpı 4A'dan. 4A kare. H'da buradan ne buluruz? 2A buluruz. Yani şuradaki uzunluk da 2A'ya eşit. Burası 2A'ya eşit. Hatta burası da ne oldu arkadaşlar? 2A oldu. Çünkü niye? Hem açıortay hem yükseklik olduğu için kenar ortay olmak zorunda. O zaman dikdörtgenin alanı ne oldu? 2A ile 4A'nın çarpımı. Yani dikdörtgenin alanında 8A kare oldu. Zaten A kareyi bulmuştuk. 16 bölü 5. 8 çarpı 16 bölü 5. Virgüllü olduğu için şeyi yazalım isterseniz. 6 kere 8 48.
128 bölü 5 yaptı. Bölü 10 yapalım. 2 ile genişletelim. Yani 256 bölü 10. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 25,6 yapıyor cevap. Evet, geldik son teste. Son testi de arkadaşlar. Açı sorusu. Merkez teğet çektikten burası 90 derece. Burada kaç derece? 180'e tamamlayan 150 derece. 150, 50 daha 200. 90 daha 290. 290 dörtgen iç açıları toplamı 360 ya. 290 artı x eşittir 360 derece olacaktı. O zaman x'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 70 derece buluruz. Yani cevap Balıkesir. Geldik ikinci soruya. 15'e gördüğü yay nedir arkadaşlar? Direkt 2 katı. Şu 3 tane kiriş eşit verilmiş. 3 tane kirişin eşit olması, yayların da eşit olması anlamına gelmiyor muydu? Eşit kirişlerin ayırdıkları yaylar birbirine eşitti. O zaman 360'tan 30 derece çıkart. 330 derece kaldı bu üçüne. Eşitse 3'e böl. 330'u 3'e böldüğümüzde de 110 derece 110 derece yapacaktır. Değil mi bunlar? 110, 110, 110 derece. Ve bizden x istenildi. İsterseniz şöyle bulun. Toplamlarının yarısı 140 bölü 2'den direkt 70'i işaretleyebilirsiniz. Ya da isterseniz şöyle bulun. 110 ise burada kaç derece? 55 derece. Ve 30 ise burada kaç derece arkadaşlar? 15 derece. Bakın x de iki iç açının toplamına eşit oldu. Yani 55 ile 15'in toplamı direkt 70 derece yapıyor arkadaşlar. Oradan da cevaba ulaşabiliriz. Geldik 3. soruya. 110 ise 220 derece, 360'a tamamlayan 140 derece ve buradaki 140 derece bulduysak şu teğet teğet olduğu zaman ikisinin toplamı kaç derece oluyordu? 180 derece oluyordu. Yani 140 ise burada kaçı? 40 derecedir. Ve burada kaç 90 derece değil mi? Çünkü çapı görüyor. Çapı gören çevre açı 90 derece. Hemen 90 dereceye yapıştıralım. 40, 90 ve x'in toplamı 180 ya da 40 ise dik üçgen olduğu için diğer açının toplamı 90 yapacak. 40'ı 90'a tamamlayan 50 derece yapıyor arkadaşlar. Cevap 50. Yani Balıkesir. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi bir dörtgen verilmiş burada. 9, 3, 3 ve x verilmiş. Ne yapalım arkadaşlar? Bu çapsa hemen çapı gören çevre açı 90 dereceye yapıştıralım. Çapı gören çevre açı 90 derece. Bu arada arkadaşlar kirişler birbirine eşit. Kirişlerin birbirine eşit olması yayların da eşit olması anlamına gelmiyor mu? Yaylar eşitse bu açılar da birbirine eşit değil midir? Ya da alfa ise 2 alfa, 2 alfa ise 2 alfa, 2 alfa ise burası da ne yaptı arkadaşlar? Alfa yaptı. Açıların da eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bakın şu eşitleri de kullandık. Şimdi dikkat edin ne çıktı burada? Hem açıortay hem yükseklik. Aklımıza ne getirir? İkizkenar getirmez mi? Yüksekliğin kollarında ikizkenara tamamlayacağız. Hemen aklımıza gelen başımıza gelsin diyoruz. Hop oluşturduk ikizkenarı. Şu parçayla şu parça eşit. Yani 9'a 9. Buraya da ne kaldı? 9 eksi x kaldı arkadaşlar. Ve bu arada hem açıortay aynı zamanda kenarortay değil miydi ikizkenarda? Yani 3 ise burası da ne yaptı arkadaşlar? 3 yaptı. Dikkat edin. Dış kuvvet oluştu artık. Dış kuvvet neydi arkadaşlar? Dışarıda böyle kestiği zaman şuradan başlıyorduk. Şu çarpı tamamı. Bu çarpı tamamına eşit değil mi? Yani 9 eksi x çarpı tamamı 9. 9 eksi x çarpı tamamı 9 eşittir. 3 çarpı tamamı 6. 3 çarpı 6. 6 kere 3 18 ile 9 sayılar eşit 2. Yani 9 eksi x eşittir 2 ise x buradan kaç çıkacaktır arkadaşlar? 7 çıkacaktır. Geldik 5. soruya. Evet. Şimdi bu bir dikdörtgen. Dikdörtgenin alanını bulmak için şurayı ve şurayı bulmam lazım benim, değil mi? O zaman şuraya bir A uzunluğu dersem. Burası A ise A artı 11 ise burası da A artı 11 yapacak. Yani buraya ne kaldı o zaman? A artı 4 kaldı. Ve buradaki uzunlukta kaç? 8. Eksik parçaları tamamladık ve dik üçgen oluşturmak istiyorsak en güzel ek çizim yarı çap çizmek değil miydi? Al merkezden yarı çap çiz desem hemen F'ye doğru çizersin. Yarı çap çizdim. Yarı çap uzunluğu bakın bu. Aynı zamanda şu A artı 4 de yarı çap uzunluğu değil mi? Yani burası da A artı 4 oldu. Şurada 90 derece de var. Pisagor bağıntısı yapacağım burada. A 8 A artı 4. A artı 4'ün karesi eşittir. A'nın karesi artı 8'in karesi diyebilirsiniz ama hissedin. 8 ile ilgili hangi özel üçgen var? 6, 8, 10 üçgeni var değil mi? O zaman A'ya 6 koyarsam burası 10 oluyor mu arkadaşlar? Sağlaması da tutuyor mu? Tutuyor. A dediğimiz 6. Bir kenar ne oldu o zaman arkadaşlar? A 6 ise 11, 6 daha 17 yaptı. Bizden de zaten dikdörtgenin alanı isteniliyor. Yani 17 çarpı 8 bize alanı verecektir. 17 çarpı 8 56 136 yaptı arkadaşlar cevap. Cevap Ceyhan. Geldik
Altıncı soruya. Hemen anahtar kelimeyi kullan arkadaşım. Merkez var, teğet var. Çek dik. Yarıçap uzunluğunu vermiş mi? Vermiş. 9. Ve burası yarıçap, burası yarıçap değil mi? Bakın şu bir dik yamuk yaptı. Dik yamukta bu ortaban çizgisi yapmadım arkadaşlar. Çünkü bunlar birbirine eşit. O zaman bunlar da birbirine eşit olmak zorunda. 5 ise burası da ne olacak? 5. Yamuğun alan formülü neydi? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 idi, değil mi? Ya da orta taban varsa orta taban çarpı yükseklik değil miydi arkadaşlar? Direkt ya alt taban artı üst taban, yani burası A burası C ise, çarpı yükseklik bölü 2, ya da A artı C bölü 2 zaten orta taban, aynı zamanda orta taban çarpı yükseklik de diyebiliyorduk. Orta taban uzunluğumuz zaten direkt var. Yani 9. Yüksekliğimiz de var. Dik yamuk olduğu için o kenar dik yükseklik yapıyor. 9 çarpı 10'dan, yani 90'dan cevap Akçay çıktı arkadaşlar. Geldik 7. soruya. Şimdi şu teğet, şu teğet uzunluğu, yani burası ne yaptı arkadaşım? 10 yaptı. 10, 20, pardon 30. 10 ve 30'da Pisagor bağıntısından şurayı bulabiliriz. Hemen bulalım isterseniz. 10'un karesi ve 30'un karesi demeyin. 10 ve 30'daki ortak çarpan 1, 10. 10 çarpı 1, 10 çarpı 3. Burası da 10 çarpı kare içinde 3'ün karesi artı 1'in karesi. Yani 9 artı 1'den 10 yaptı. Şu uzunluk 10 kök 10'a eşit oldu arkadaşlar. Sonra isterseniz şu uzunluğu da bulabiliriz artık. Nereden? Kuvvet yok mu burada? 20'nin karesi bu çarpı tamam değil mi arkadaşlar? Oradan da bulabiliriz. A, B, 2 bulmamıza gerek kalmaz. Çünkü kuvvetten x'i bulamadığım belli. O zaman farklı bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Ne yapmak lazım acaba? Bir kere 10, 10 ya bu. X kenardaki üçgeni bir oluşturalım bakalım. 10, 10 ise burası ne yaptı? 10 kök 2 yaptı. Hala bir şey bulamadık. Zaten çemberde uzunlukta 3 yöntem vardı arkadaşlar. Birincisi neydi? Anahtar kelimeler. Merkez teğet çektik, merkez kiriş çektik. İkincisi kuvvet. Ki kuvvet burada işimize yaramayacağı belli x'i bulurken. Ve üçüncüsü de benzerlikti. Benzerlik içinde ne yapıyorduk arkadaşlar? Açılara dalıyorduk değil mi? Açılara dalalım. Burada teğet kiriş açı var ya, teğet kiriş açıdan yoğunlaşalım. Alfa gördüğü yer nedir? 2 alfa. 2 alfa ise burada kaçı da alfa yaptı? Bakın birer açı eşitliği çıktı. Ne yapıyorduk birer açı eşitliği çıktığında arkadaşlar? Ortak açıyı belirliyorduk. Hemen ortak açıyı belirleyelim. Şu üçgen ve büyük üçgende alfaya alfa 2 açı eşitliği var. Hemen ortak açıyı belirleyelim. Ortak açıyı belirleyelim, belirleyelim. Şurası ortak açı. Üçüncü açılarda birbirine eşit olacak. Alfa karaladığım üçüncü açı çift çizgi ise alfa karaladığım üçüncü açı çift çizgi olacak ama tamamı bakın büyük üçgen. Büyük üçgenine bakıyoruz. Benzerlik ne burada arkadaşlar? X'i bulmam için karaladığım açının karşısı x bölü karaladığım açının karşısı 10 kök 2. X bölü 10 kök 2 eşittir. Benzerlik alfanın karşısı burası boş, o zaman burayı boş ver. Bakın çift çizginin karşısı dolu. Çift çizginin karşısı 20. Büyük üçgende de dolu. Bölü 10 kök 10 diyebiliriz arkadaşlar. 20 bölü 10 kök 10. Buradan 10'lar sadeleşsin. Kök 2 ile kök 10 sadeleşsin. Kök 5. 20 bölü kök 5 yaptı. Kök 5 ile çarp. 20 kök 5 bölü 5. Gitti gitti. O da 4 yaptı. 4 kök 5'e eşit oldu. Yani 7. sorunun cevabı Akçay çıktı arkadaşlar. Geldik 8. soruya. Şimdi işte teğet çember. Zaten teğet teğet olunca merkezden geçince açı ortay olurdu arkadaşlar. Bir kere bu açı ortayı mutlaka ama mutlaka kullanmalıyım ben. Ali Bey uzunluğunu 14 vermiş. AC uzunluğunu 16 vermiş. BC uzunluğunu da 18 vermiş. Bakın açı ortayda kollardaki oran 14 bölü 18. 14 bölü 18. Şuraya yazayım da biraz sonra belki kullanabilirim. 14 bölü 18. 2'ye böl. 7 bölü 9. Yani burası 7K iken burası ne yapacak? 9K yapacak. Toplamları 7K artı 9K eşittir 16. Yani 16K eşittir 16 ise K'yı 1 bulduk. Yani buradaki uzunluk 7, buradaki uzunluk 9. Burası 7, burası kaç yaptı arkadaşlar? 9. Bizden ne isteniyor? X isteniyor. Yani EH isteniyor. EH'a X diyelim. Arkadaşlar burası X ise buraya ne kaldı? 7-X kaldı değil mi? Çünkü tamamı 7 idi. 7-x ise teğet uzunlukları birbirine eşit. Burası da 7-x. Peki tamamının 14 yapması için buranın ne olması lazım? Sayıyı 14'e tamamlayan 7. X'ten de kurtulmam lazım. Artı x demem lazım. 7 artı x. Teğet uzunlukları birbirine eşit. Burası da 7 artı x. Çünkü bakın şunlar eşit.
Tamamının 18 yapması lazım. Sayıyı 18'e tamamlayan 11. Bir de x'ten kurtulmam lazım. 11 eksi x. Ve arkadaşlar şuradaki uzunluk da zaten 9 değil miydi? Değil mi? Dikkat edin. 11 eksi x ile şu teğet uzunluğuyla bu teğet uzunluğu birbirine eşit olacak. 11 eksi x 9 artı x birbirine eşit olacak. 11 eksi x eşittir 9 artı x. 9 buraya, x x buraya, yani 2 eşittir 2x. X de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 1 buluruz. Yani 8. sorunun cevabı Akçay çıktı arkadaşlar. Geldik 9. soruya. Yarı çapları 8 olan 2 tane çember varmış. Tamam. Eş çembermiş. En uzak mesafe 28'miş. En uzak mesafe merkezlerden geçecek ya. Şu ve şu. Yarı çapları da 8, 8. O zaman burada uzunluğa kaç kaldı arkadaşlar? En uzak mesafesi kaçtı burası tamamı? 28. 28'den 16 çıktı. 12 mi kaldı arkadaşlar buraya? Buraya 12 birim uzunluğu kaldı. Peki şuradaki uzunluğa x dersem, yani burası da x. O zaman buraya ne kaldı? 8 eksi x kaldı değil mi? Hatta burası da 8 eksi x. Niye? Yarıçap uzunluğu 8 ya. 8 eksi x. Yarıçap uzunluğu 8 ya. 8 eksi x. Bakın 8 eksi x. X ve 8 eksi x'in toplamı 12 değil mi? 8 eksi x artı x artı 8 eksi x eşittir 12 diyeceğiz. Şunlar gitti. 16 eksi x eşittir 12 ise x'i buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Tamam. X'i 4 bulduk. Şimdi sırada ne var? Alan ABCD'yi bulmak var. Alan ABCD'yi bulmak için ne yapmamız lazım arkadaşlar? Şu uzunluğu bulmamız lazım. Hemen kalemimizi rengini değiştirelim. Bu arada bu merkezden teğet, merkezden teğet olduğu için burada kaç? 90 derece. O zaman burası da 90 derece. X'i ne bulmuştuk? 4 bulmuştuk. 8 eksi x kaç yaptı? 4 yaptı. En güzel ek çizim yarıçap çizmek değil miydi arkadaşlar? Çizelim aşağı doğru. Yukarı doğru çizsem biraz karışık olacaktı. Üstünden geçecekti. Aynı şey arkadaşlar, fark etmiyor. Yarıçap uzunluğu da 8'di. Bakın 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı 4'tür. O zaman 60'ın karşısı da 4 kök 3 olacaktır arkadaşlar. Buradaki uzunluk 4 kök 3. Pardon. 4 kök 3. Madem burası 4 kök 3, merkez kiriş çektik sağlandı burada. 4 kök 3 ise burası da 4 kök 3. Yani şu uzunluğun tamamı ne yaptı arkadaşlar? 8 kök 3 yaptı. 8 kök 3 ile 4'ün toplamı da bu dikdörtgenin alanı vermez mi bize? Pardon, 8 kök 3 ile 4'ün çarpımı verecek değil mi? Yani 32 kök 3 bize dikdörtgenin alanını verecektir. Cevap Denizli. Geldik 10. soruya. BC uzunluğu kaçtır diye soruluyor bize. Bir kere 15 derece ise burada kaç, kaç derece? 30 derece. Bu 90 derece değil mi arkadaşlar? Çeyrek daire olduğu için. Bizim bu üçgende işimiz var. Şu açıyı da bulursam büyük ihtimalle BC uzunluğunu şurayı da bulabilirim arkadaşlar. 90 ise bunun da tamamı 90. Buraya ne kaldı? 60 derece kaldı. Burada kaç 60 ise burada kaç, kaç derece yaptı o zaman? 30 derece yaptı arkadaşlar değil mi? Şimdi ne yapmam lazım? Bak 15 derece burada, 30 derece burada. Hocam buradan bir dik çizelim. Hayır. Özel üçgenleri unuttunuz galiba. Dik çizdiğinizde 15, 75, 90 çıkıyorsa gittiğiniz yol yol değildir. Zaten 15, 30 daha 45. Burada kaçıya kaç derece kaldı? 135 derece kaldı. Biz 135 derecede özel bir açı olarak alıyorduk. 135'i gördüğümüzde önemli olan neresiydi? Dış açısıydı. Bizim için ya bunu böyle uzatıp buradaki dış açısı ya da bunu böyle uzatıp buradaki dış açısı önemli arkadaşlar. Ya bunu böyle uzatıp buradaki 45 önemli ya da bunu böyle uzatıp buradaki 45 önemli diyeceğiz. Sizce üsttekini mi kullanmak mantıklı, alttakini mi kullanmak mantıklı? Alttakinden dik çizsek hiçbir uzunluk yok, zaten bir işimize yaramayacak. O zaman üsttekini kullanmak daha mantıklı. Zaten çizdiğimizde 90 dereceyi, burası 45, 90. Burada kaçı da 45 derece yaptı. 6 kök ise dik kenarlar 6, 6 yapacaktır. Ve büyük üçgene de bakın arkadaşlar. Ne üçgen çıktı? 30, 90, 60. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı direkt 6 kök 3 yapmaz mı? Tamam, 6 kök 3. Ve zaten bizden şu x uzunluğu isteniyor arkadaşlar. Burası isteniyor. Tamam, 6 kök 3. Burası da 6. X uzunluğu ne olacak? 6 kök 3'ten 6'nın çıkması değil midir? Yani 6 parantezini aldığımızda kök 3 eksi 1'e eşit olacaktır. Cevap Ceyhan çıktı arkadaşlar. Geldik 11. soruya. Şimdi şu parçayla şu parça eşit verilmiş. Anahtar kelimeleri kullanalım. Merkez buradaysa merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektik. Dikkat edin. 90, 90, 90, 90 oldu. Yani burası R, burası R ise bu bir kare mi oldu arkadaşlar? R, 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 R.
Bakın şu uzunlukla da şu uzunluk eşit vermiş. Burası da R oldu. Şimdi şekil karışacak. O yüzden şuraya bir çizgi sileyim isterseniz. Bunu gördük. En azından şunu gördük. Buranın ne olduğunu gördük arkadaşlar. 2R olduk. Bunu gördük. Hatta burada bir dik üçgen yok mu? R 2R. 1 2 kök 5 üçgeninden burası da R kök 5 yapmaz mı? R kök 5 yaptı. Şimdi burada belli zaten arkadaşlar. Bakın kuvvet var. Kalemi değiştireyim. Kuvveti öyle kullanayım. Şunun karesi bu çarpı tamamı değil midir arkadaşlar? Yani R kare eşittir 3 çarpı R kök 5. 3 çarpı R kök 5'e eşittir. R'lerden bir tanesi gitti. R eşittir 3 kök 5 oldu arkadaşlar. R 3 kök 5 ise bizden şu x uzunluğu isteniyor. 3 kök 5 yazdığımızda R kök 5 ne yapar? 3 kök 5'in bakın R kök 5. R kök R yerine 3 kök 5 yazdım. 3 kök 5 çarpı kök 5 yaptı. O da 15 yaptı. Yani bunun tamamı 15 yaptı arkadaşlar. 3'ü de buradaysa buraya ne kaldı o zaman? 12 kaldı. Yani cevap Denizli çıktı arkadaşlar. Geldik 12. soruya. ABC eşkenar üçgenmiş. Hemen açıları yaz kardeşim. 60 60 60. Bir de yarıçapı da verdiyse o işimiz çok kolay. Ne yapacağız arkadaşlar? Yarıçap 2 kök 3'müş. Anahtar kelimeleri kullan. Merkez var, teğet var. Çek, dik. Bu arada bu bir, nasıl bir üçgen arkadaşlar? Eşkenar üçgen. Bu da aklımızda bulunsun. Yarıçap uzunluğu 2 kök 3. Burası da yarıçap 2 kök 3. 60'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı kök 3'e bölünmüş hali yani 2. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı da burası kaçtır arkadaşlar? 4. Eşkenar üçgenin bir kenarı ne yaptı? 2 kök 3 artı 4 yaptı. Gelelim şurada anahtar kelimeye devam edelim. Ne yapalım? Merkez var, kiriş var. Çek, dik. Hemen dikimizi çektik. Biraz yamuk çektik. Çek, dik. 2 eş parçaya bölecek. Değil mi? 90'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı nedir arkadaşlar? Yarısıdır. Yani kök 3 kök 3'tür. Ve eşkenar üçgenin bir kenarı 2 kök 3 artı 4 değil miydi? O zaman burası da 2 kök 3 artı 4 olacak arkadaşlar. Dikkat edin. 2 kök 3'ü burada. O zaman x'e ne kaldı? 4 kaldı. 2 kök 3 artı 4 yapması için. Yani cevap Balıkesir çıktı. Geldik 13. soruya. Bir kere çapı gören çevre açı kaç derece? 90 derece. Bir de şuradaki dik 2 eş parçaya bölmüş. Arkadaşlar bunun devamı kesinlikle ama kesinlikle merkezden geçer. Niye? Merkezden kirişe dik çizdiğinizde 2 eş parçaya bölecek değil mi? Ya da şöyle düşünün. Hiç bunu düşünmeyin. Şuradan da merkez burasıysa şu merkezden bir tane kenar ortaya çizseniz merkez dik olmak zorunda değil mi? Çünkü çizdiğiniz dik kenarı 2 eş parçaya bölüyordu. Burası da 90. Burası da 90. Yani doğrusal olmak zorunda arkadaşlar burası. Buraya bir A uzunluğu dersek yarıçap uzunluğu ne yaptı arkadaşlar? A artı 4 yapmadı mı? O zaman burası da A artı 4 yapmalı yarıçap uzunluğundan dolayı. Yazalım oraya da. Bakın karşımıza otomatikman bir dik üçgen çıktı. A 8 A artı 4. A artı 4'ün karesi eşittir. A kare artı 8'in karesi deyip işlem yapacağınıza ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Direkt hissedebilirsiniz. 8 ile ilgili hangi özel üçgen var? 6 8 10. Bakalım A yerine 6 koyunca sağlaması tutuyor mu? 6 artı 4 10 sağlaması tutuyor arkadaşlar. A dediğimiz 6 çıktı. Yarıçap uzunluğu da kaç çıktı arkadaşlar? 10 çıktı. Çünkü burası 10, burası da 10. Yarım dairenin alanı nedir diye soruluyor. Yarıçap bulduk ya 10 diye. Pi r kare bölü 2 değil midir yarım dairenin alanı? Yani 100 pi bölü 2'den kaça eşit olacaktır? 50 pi'ye eşit olacaktır. Evet geldik 14. soruya. Pisagor bantısını hemen yapalım arkadaşlar. Buraya a dedik. 2 kök 13'ün karesi 4 çarpı 13 yani 52 eşittir. A kare artı 36 6'nın karesinden 16'ya eşit oldu a kare. A'yı da buradan kaç buluruz arkadaşlar? 4 buluruz. A 4. Peki şu da dik şu da dik. Aynı doğruya dik. Şunlar birbirine paralel. E bunlar da birbirine eşitse o zaman şuradakiler de birbirine eşit olmak zorunda değil mi? Benzerlikten ya da orta tabandan. Şunlar eşitse bunlar paralelse bunlar da eşittir. Yani 4 ise 4. Ve bizden x isteniyor. Dikkat edin. Hiçbir şuradaki dik üçgene falan yoğunlaşmayın arkadaşlar. Şu doğrunun devamı x değil mi? Burada bir kuvvet yok mu arkadaşlar? Şunun karesi bu çarpı tamamı değil midir kuvvet? Yani 2 kök 13'ün karesi 2 kök 13'ün karesi 52 eşittir 4 çarpı tamamı. 4 çarpı tamamı kaç bunun? 4 8 ve x. 4 8 artı x. 4 ile 52 sadeleştirsek 26 13 yapıyor. 13 eşittir 8 artı x. X'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 5 buluruz. Yani cevap Balıkesir çıktı arkadaşlar.
Tamam. Geldik 15. soruya. Şimdi arkadaşlar bunu formül olarak ezberlemek isteyen arkadaşlar olabilir. Direkt şu teğet teğet olduğu zaman çemberin üzerinde bir nokta aldığında çembere indirilen kirişin karesi x kare eşittir 4 çarpı 6. Hani Öklit'e benziyor biraz. X kare eşittir 4 çarpı 6. Yani x kare eşittir 24. O da 2 kök 6 çıkıyor arkadaşlar. Ama hocam ben özellik olarak bilmiyorum. Özellik olarak yapmak da istemiyorum diyen arkadaşlarınız olabilir. O yüzden ben size bunun ispatını yapmaya çalışayım elimden geldiğince. Bakın arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Teğetlik var ya, teğet kiriş açıyı kullanmam lazım. O yüzden buraya ben alfa diyeyim. Buraya alfa dersem karışacağı için yazmıyorum arkadaşlar. Gördüğü yer 2 alfa. Şurada da şunu çizeyim teğet kiriş açıyı kullanmak için. Şurada da şunu çizeyim. Bakın bunlar doğrusal değil bu arada. Şu çizdiklerim. Burada da teğet kiriş açıyı kullanmak istiyorum. Buraya da beta demek istiyorum. Tamam. Şimdi dikkat edin. Alfa ise gördüğü yer 2 alfa. 2 alfa ise burayı görüyor arkadaşlar. 1'e 2 oran olacağından burası da alfa mı çıktı? Sonra buradaki teğet kiriş açıya bakayım. Beta ise 2 beta. 2 beta bakın burada kaçıyı görüyor. Burada kaçı da ne oldu arkadaşlar? Beta oldu. Dikkat edin. Alfa 90 ve şu açı olsun. Bu da alfa 90 ise burada kaçı da bu açı değil midir arkadaşlar? Çizgi açısı. Öbürüne dikkat edin şimdi. Beta 90 burada ya ben çift çizgi dersem. Çift çizgiyi söylediğim 90'a tamamlayan beta 90 burada kaç açıdan olmak zorunda arkadaşlar? Çift çizgi olmak zorunda. Yani iki üçgenler karşılıklı olarak ne oldu arkadaşlar? Benzer oldu. Değil mi? Hangi üçgenle hangi üçgen? Şu kırmızılarla şu kırmızılar açıdan aynı zamanda şu beyazla şu beyaz birbirine benzer oldu. Hadi benzerliği uygulayalım arkadaşlar. Burada diyeceğim ki alfanın karşısı x şu üçgende alfanın karşısı x bölü alfanın karşısı 6 x bölü 6 eşittir. Şimdi bu açının karşısıyla gitsem alakası bir yere gidiyorum. Alakası bir yere gidiyorum. 90'ın karşısına gitsem 90'ın karşısındaki bu kenar 90'ın karşısında bu kenar en azından kırmızı üçgenlerde o kenarlarda mevcut arkadaşlar. O yüzden şöyle bir şey diyelim. Şuna m diyeyim, şuna da n uzunluğu diyeyim. M kenarı, buna da en kenarı diyeyim. O zaman benzerliğe başlayalım yeniden. Burada alfanın karşısı x'in alfanın karşısı 6 oranı. Buradaki 90'ın karşısı m'in 90'ın karşısı n oranı. M'in n oranı. Şimdi arkadaşlar gelelim diğer kırmızılara. Beta şu üçgenle şu üçgenle benzer. Beta'nın karşısı x'in, beta'nın karşısı 4 oranı. Değil mi? X'in 4 oranı eşittir. 90'ın karşısı m'in 90'ın karşısı pardon. 90'ı nereden başlamıştık? Buradan mı başladık arkadaşlar? Şu üçgende buradan başlamıştık. Alfanın karşısı x'in, alfanın karşısı 6'ya. 90'ın karşısı m'in, 90'ın karşısı n'ye. Doğru. Kırmızılara geldik. Beta'nın karşısı x'in, beta'nın karşısı 4'e. Tamam. Buradan başladık arkadaşlar. 90'ın karşısı n'in, 90'ın karşısı m oranı. N'in m oranı. Dikkat edin. Burada ne var arkadaşlar? X bölü 6 eşittir m bölü n. Burada x bölü 4 eşittir n bölü n. O zaman m bölü n neye eşittir? X bölü 6'ya eşit değil mi burada? N bölü n x bölü 6'ya eşit. Bakın burada da n bölü n var. X bölü 4'e eşit. Bunu ters çevirirsek arkadaşlar n bölü n de 4 bölü x'e eşit değil midir arkadaşlar? N bölü n aynı zamanda 4 bölü x'e eşittir. Her x de n bölü n'e eşit olduğundan bunlar birbirine eşit oldu. X bölü 6 eşittir 4 bölü x. Yani içler dışlar çarpımı yapacak olursak. X kare eşittir 24. X buradan kök 24. Yani 4 çarpı 6 o da 2 kök 6'ya eşit olacaktır arkadaşlar. Cevap Akçay yaptı. Dediğim gibi formül de var arkadaşlar. X kare eşittir 4 çarpı 6 da diyebiliriz. Bu soru daha doğrusu aynısı olmayabilir. Buna benzer bir soru 80'li yıllarda arkadaşlar karşımıza soru olarak çıktı. Gerçi sınav sisteminde de arkadaşlar dikkat ettiyseniz matematikte hep gerçi LYS'deyken böyleydi. Şeye döndüler. Eski soruları döndüler arkadaşlar. Biraz eski sorulardan da katıyorlar. Bu soruda niye çıkmasın? Aklınıza gelir inşallah. Formülü gelmezse de bu şekilde de yapabilirsiniz. Evet. Geldik.
16. soruya. Şimdi 10, 15 ve AC uzunluğu da kaçmış arkadaşlar? 20. AC uzunluğu 20. Şimdi şurada bir şey yapamıyoruz gibi duruyor. Çevrel çemberi verilmiş. Ama bakın, ben şuraya yoğunlaşmak istiyorum. Merkezden kirişe dik çizilmiş. Kirişe dik çizdiği için iki eş parçaya bölmez mi? Şu parçayla şu parça nedir? Birbirine eşittir. Aynı şey burada da dik tabanı iki eş parçaya bölmüş, altımıza x kenar getirmeli. Hemen şunları çizebiliriz arkadaşlar. Çizelim onları da. Bunları da çizdiğimizde şu parçalarda birbirine eşit olmaz mı x kenardan dolayı? Değil mi? He, çıktı bak. Arkadaşlar bu kirişler eşitse buradaki yaylar da birbirine eşitliğimdir. Bu yaylar da birbirine eşittir. Eşit kirişlerin ayırdıkları yaylar eşittir. Bu yaylar birbirine eşitse şuradaki açılar birbirine eşitliğimdir. Çünkü buraya ben çizgi açısı dersem, alfa dersem, gördüğü yay 2 alfa. Burası da 2 alfa. 2 alfa ise burada kaçı da alfa olmaz mı? Bakın ne çıktı arkadaşlar burada? Açıortay çıktı. Hangi üçgende? Onu karalayayım isterseniz. Şuradaki üçgende bir iç açıortay çıktı. Neresi iç açıortay çıktı? Onu da neyle göstereyim? Yeşille göstereyim. Şuradaki iç açıortay çıktı arkadaşlar. Niye? Alfa alfa, gördünüz. 10 bölü 15 eşittir. Tamamı 27 değil mi bunun? 10 bölü 15'i bir hesaplayalım isterseniz. 10 bölü 15 böl 5'e 2 böl 5'e 3. Yani 2 bölü 3. Burası 2K iken burası ne olacak arkadaşlar? 3K olacak. Çünkü açıortayda kollarda koran tabanda da orada olacaktı. 2K'ya 3K. Toplamda şu uzunluğu zaten bize 20 vermişler. Yani 5K'yı 20 vermişler bize. K'yı buradan kaç buluruz arkadaşlar? 4. X uzunluğu da neye eşit arkadaşlar? 2K. K yerine 4 yazdığımızda 4 kere 2 8'i buluruz arkadaşlar. Yani cevap Denizli. Ve böylelikle çemberler karma konusunda bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.